Çarşamba günü çok üst düzey bir mücadele oldu. Rakibiniz normal dinlenik gelirken siz ne olursa olsun işin fizik kısmıyla, psikolojik kısmıyla müthiş bir gerilimle oynadığınız bir 90 dakika dolu dolu bir 90 dakika. Hiç kolay değil. Bu bir. İki, şimdi tabii oyuncu değişiklikleri otomatik olarak bazı şeyleri de değiştiriyor. Şöyle ki, bugün esasında rakip alanında çok bulunduk ama direkt oynama isteğimiz özellikle Henry'e doğru direkt oynama isteğimiz bizim çabuk topu kaybetmemizi sağladı. Halbuki biz rakip alanında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran, sabırla da en iyi pozisyonu arayan, pas yüzdesi yüksek bir takımız. Bugün pas yüzdemiz biraz düşmüş. Sonuç olarak bu oyuncu tiplerle direkt alakalı. Çünkü bunu direkt oyun isteğimiz az pas yapmamızı sağladı. Bu da top kaybına neden oldu. Top kaybettiğiniz zaman bu kazanmalar, kaybetmeler tabii oyununuzu engeller. Dolayısıyla bir de şöyle bir şey var. Enteresan rakip 20 faul yapmış. Biz 8 faul yapmışız. 20 rakamı çok yüksek. Yani demek ki oyun bayağı da kesilmiş. Ama sonuç olarak sizden evvel oynanan cuma, cumartesi, pazar, gündüz maçları her ne kadar lehinize de gelişse onun da üzerinizde bir baskısı oluyor. Burada önemli konu ikinciyi bulabilmek. Bu kadar pozisyona girip de ikinciyi de bulamazsanız o rahatlıkta da olamazsınız. Yani Henry'nin, Falcao'nun, işte Adem'in, Soso'nun, Donk'un, bunlardan hangisi olsa tabii olay çok da başka olur. Onun için 3 puanı alabilmek, 1-0 iken ilk yarı maçlarında kadre uğramak psikolojik olarak da etkilemiş olabilir ama sonuç itibariyle bugün yine de rakipten daha fazla gol pozisyonuna giren, az pozisyon vermeye çalışan bir Galatasaray vardı. Ben oyuncularımdan memnunum. Zaman zaman da böyle çarşamba sonraları olan işlerdir bunlar. O yüzden çok anlayışla karşılıyorum. Puan farkını sormuştunuz. Vallahi puan farkları kapanıyor bildiğiniz gibi. 5 maç, 5 hafta, 5 dakika, 5 saniye futbolda sizi yukarıda çıkarır, aşağıda indirir. Maalesef böyle yani bu işler. Allah'a şükür kısa zamanda bu farkı kapattık. Ümit ederim ki işte herhalde bugün üçüncüyüz değil mi? Yavaş yavaş daha da yukarı çıkarız çünkü inanmış bir oyuncu grubum var. İnanmış bir de taraftar grubumuz var. El ele beraberce yürüyeceğiz inşallah. Vallahi derbilerin hiçbiri kolay değildir. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti de zaten bilinen bir şey. İlk defa da oynamıyoruz orada. Tabii ki Galatasaray nereye giderse gitsin kazanmaya gider. İnşallah dediğiniz gibi olur. Ama biz Fenerbahçe'nin son haftalardaki durumu bizim maçla hiç ilgili alakalı olmayacaktır. Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının havası, atmosferi çok değişik oluyor. Dolayısıyla rakibimizi o ciddiyetle, o dikkatle oynayan bir Galatasaray olacak. İnşallah kazanır geliriz dediğiniz gibi olur. Ama yani biz zaten kazanmaya gidiyoruz. Yani bu, ben hiç hatırlamıyorum oyuncularıma. Arkadaşlar bize bir beraberlik yeter dediğimi hiç hatırlamıyorum. Bakın oyunun 88. 87. dakikasında iki bekimiz de karşı 18'de. Dolayısıyla
Nerede olursa olsun Galatasaray böyle. Ha, kazanır, kaybeder olabilir ama oyun anlayışı veya felsefesi budur yani.